Merhabalar. Bu videoda benim de kullandığım ve beğendiğim bazı Mac uygulamalarını göstermek istiyorum. Öyle herkesin bildiği hani Notion, Premiere Pro, Photoshop gibi bilindik uygulamaları koymadım bu listeye. Daha niş ve kullanışlı programlar buldum. Benim de kullandıklarımı zaten gösteriyorum. Bu uygulamaların bazıları ücretsiz ama bazıları ücretli. Zaten videonun içerisinde hepsinden bahsedeceğim. Ancak videonun içerisindeki bir uygulamam çok ama çok etkili ve diğer bütün uygulamaları da etkiliyor. Bu arada bu videoda bahsedeceğim hiçbir uygulama sponsor değil, reklam değil. Paralı olanların hepsine parasını verdim. Ücretsiz olanları da hani ücretsiz kullanıyorum zaten. Hiçbiri reklam değil. Bunu da belirtelim. İlk olarak Downy'den bahsetmek istiyorum. Downy internetten videolar indirebilmenize yarıyor. Mesela diyelim ki YouTube'dan video indireceksiniz. Birçoğumuzun böyle istediği durum oluyor. Gidiyoruz Google'a yazıyoruz hani YouTube video indirme falan. Ve hani virüs kokan sitelerden video indirmemiz gerekiyor. Downy ile buna gerek kalmıyor. Direkt Downy'nin içerisine linki yapıştırıp video indirebiliyoruz. Ya da müzik de olabilir. İnternette indirebileceğimiz herhangi bir video veya müzik. Ve videoları 4K'ya kadar indirebiliyoruz. Müzikleri de MP3 falan indirebiliyorsunuz. Yani ister YouTube'dan bir şey indirin, ister Instagram'dan, X'ten fark etmez. İnternetteki bir videoyu URL'ini alıyorsunuz, URL'sini bağlantısını alıyorsunuz, yapıştırıyorsunuz, indiriyorsunuz. Ancak Downy ücretli bir uygulama, $20 gibi tek seferlik bir ücreti var. Ama aynı zamanda %30 öğrenci indirimi de var. Yani eğer öğrenciyseniz %30 bir indirimden de yararlanabiliyorsunuz. İki videonun başı dediğim gibi hani bir uygulamadan bahsedeceğim videonun içerisinde ve o uygulama bütün diğer uygulamaları etkiliyor fiyat konusunda. Ama şimdi videonun başına direkt söylesem olmaz. Hani biraz merak uyandıralım değil mi? Hani içerik üretmenin kural bir hani... Söyleyeceğim birazdan. İkinci olarak Handy Mirror uygulaması var. Handy Mirror ücretsiz bir uygulama ve yaptığı şey indirdiğinizde sağ üstte Mac menünüze böyle bir ikon geliyor. Şuna tıkladığınızda böyle bir ayna açılıyor. Zaten isminden de anlayabileceğiniz üzere Handy Mirror. Yani bir ayna niyeti görüyor. Kendinizi kontrol edebiliyorsunuz. Nasıl duruyorsunuz kamera karşısında? Bunu hani bir görüşmeye girmeden önce bakabilirsiniz kendinize. Yani saçım nasıl, görüntüm nasıl, ortada mı oturuyorum, ne görünüyor arka planda gibi. Hatta ücretli versiyonunda şöyle şurada mikrofon kısmı da var. Yani mikrofonunuz çalışıyor mu? Hangi mikrofon seçili buradan seçebiliyorsun. Yani şu kameramdan görmek istiyorum. İstersen mesela hani MacBook kamerama da geçiş yapabilirim. Veya hangi mikrofonu kullanıyorum? Yani şu an MacBook Pro mikrofonu seçilmiş. Oradan mikrofonum kayıt oluyor ve ses çalışıyor. Yani sesim gidiyor şu an. Burada görebiliyoruz. Kameranızın öyle sürekli izlendiğinden de korkmanıza gerek yok. Çünkü zaten bu Mac'lerde olan bir özellik. Mac'lerinizde bir ışık yanıyor. İşte yeşil veya turuncu olabilir. Yeşil yanıyorsa kameranız kullanıyordur. Veya kamera ve mikrofona dair olabilir. Turuncuyu da mikrofonu temsil ediyor. Bu ışıklar yanmadığı sürece herhangi bir şey dert etmenize gerek yok. Aslında photo booth ile de yapılabilecek bir şey Mac'in içinde olan bir uygulama. Direkt onu da uygulamayı da açıp kontrol edebilirsiniz. Az çok aynı işlevi görüyor. Ancak bu bir tık daha hızlı ve hani ücretli planında mikrofon için çok gerek de yok. Ücretsiz versiyonunu indirip hızlı bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Para vermeye de gerek yok bence. Üçüncü olarak App Cleaner var. Bilgisayarınızda bir uygulamayı sildiğinizde, Mac'inizde bir uygulamayı sildiğinizde onu nasıl yani çöp kutusuna sürüklersiniz veya hani application'dan tutup çöp kutusuna sürüklersiniz silinir falan. Böyle sildiğinizde bir uygulamayı tam olarak bilgisayarınızdan silinmiyor. Arkasında bazı dosyalar bırakıyor. App Cleaner ise bu uygulamaların arkada bıraktığı dosyaları da bulup onları da size seçenek olarak sunuyor. Bak böyle böyle dosyalar bırakıyor, boyutları bu kadar. Bunları da silebilirsin. Direkt yani silme seçeneğini de sunuyor. Silmek istediğiniz uygulamayı buraya sürüklüyorsunuz ve App Cleaner bu uygulamanın bilgisayarınızdaki bütün dosyalarını da buluyor ve onları da silebilmeniz için seçenek olarak sunuyor bize. Bence oldukça güzel bir uygulama. Hatta akıllı silme özelliğini açarsanız hep sildiğiniz gibi normal bir şekilde uygulamaları silseniz de bu uygulama işlemi algılayıp yine size diğer silinecek dosyaları da bulacak ve size soracak. Üstelik ücretsiz bir uygulama, adamlar bedavaya sunuyor. İsterseniz bağışta bulunabiliyorsunuz. Öyle bir seçenek sunmuşlar. Dördüncü uygulamamız Notchnook. Bu kısımda hani şey olarak düşünebilirsiniz. Notchnook dedim ama hani alternatif uygulama olarak Alcove'da var. Notchnook'tan da bahsedeceğim. Bir de Boring Notch'tan bahsedeceğim. Yani hepsinden bahsettiğimi düşünün. Hepsi az çok aynı şeyleri yapıyorlar zaten. Alcove ve Notchnook ücretli. Boring Notch ise ücretsiz opsiyon. Notchnook'un ve Boring Notch'un zaten Instagram hesabımda bir Reels videosunu yapmıştım. Orada da bahsetmiştim bu özellikten. Instagram'dan da takip etmiyorsanız edebilirsiniz. Bu uygulamalar MacBook'unuzun bu çıkıntısını dinamik bir hale getiriyor. Aynı iPhone'larda da olduğu gibi. Buradan müziği durdurabiliyorsunuz. Müziği değiştirebiliyorsunuz. Takviminizi falan kontrol edebiliyorsunuz. Bir dosya airdroplayabiliyorsunuz. Veya dosyaları toplu bir şekilde taşıyabiliyorsunuz. Ben aktif olarak Notchnook kullanıyorum. Bence animasyonları daha akıcı, böyle daha güzel duruyor ve daha akıcı bir şekilde çalışıyor yani genel olarak uygulama bence. Ancak para vermek istemiyorsanız Boring Notch da çok güzel. Ben onu da denedim. Yani eksik bir şey sunmuyor bence. Ben baktığım kadar eksik bir şey göremedim. Animasyonu sadece bir tık daha akıcı geldi bende Notchnook'ta. Ancak tercih sizin. Beşinci program Dropover. Bu programda aslında az önce bahsettiğim uygulamanın yaptığı bir özelliği sunuyor. Toplu bir şekilde dosya taşıma. Bir dosyayı tutup böyle salladığınızda ekranda böyle bir şey çıkıyor. İstediğiniz kadar dosyayı bu alana atabilir ve sonra hepsini toplu bir şekilde istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz. Bu da ücretli bir uygulama ancak ücretsiz versiyonu da var. Tek eksiği ücretsiz versiyonda 3 saniye bekleme süresi var.
Yani bence hiçbir şey değil aslında. Yani 3 saniyede beklenir. Düşünecek olursak her dosyayı teker teker atıyorum farklı bir konuma taşımaktansa 3 saniye bekleyip hepsini oraya atıp sonra toplu bir şekilde oradan alıp hepsini atmak daha hızlı oluyor. Birçok klasörde çalıştığını düşünecek olursak bence zaten 3 saniyeden fazlasını kazandırıyor uygulama. Ücretsiz versiyonda kullanılabilir bence. Bunu da listeye eklemek istedim çünkü belki hani o dinamik çıkıntıyı istemeyenler olabilir ama bu özelliğini kullanmak isteyenler olabilir. O yüzden ayrı bir uygulama bu özelliği sunduğu için onu da eklemek istedim. Altıncı olarak CleanShot X'e yer vermek istiyorum. Bu uygulama bir ekran görüntüsü alma programı gibi düşünebilirsiniz. Çok güzel ve estetik ekran görüntüleri almanıza yarıyor ve ben bayıldım açıkçası. Direkt pratikte nasıl çalıştığını göstereyim. CleanShot uygulamasını indirdiğinizde sağ üstte şöyle bir ikon geliyor. Buradan bir sürü ekran görüntüsü alma türü var. Hatta ekran kaydı alma da var. Şimdi birkaç tanesini göstereceğim. Benim en çok kullandığım Capture Window. Şuna tıklıyorum. Otomatik bir şekilde pencereleri algılıyor. Mesela bu pencerenin ekran görüntüsünü almak istiyorsam tıklıyorum ve ekran görüntüsünü alıyor. Sol alta böyle bir şey geldi. Save diyelim. Şöyle ve böyle etrafında bir alanda bırakıyor. Daha estetik, bence daha hoş duruyor böyle. Bunu şey olarak da yapmıyor bu arada, hani arka planın bu kısmında kaydetmiyor. Yani mesela arka planda böyle dosya olabilir. Bunları almıyor. Öyle değil yani. Full dosyada dolu olsa siz bu pencereyi tıkladığınızda yine bu şekilde temiz bir şekilde o etrafını alacak. Ve bir de şunu da ekleyeyim. Ben böyle tuttuğum için o şekilde almadım. Mesela bu full ekranda olsa, şöyle tekrardan bir ekran görüntüsü alalım. Capture Window diyeyim. Ekran görüntüsünü aldım. Şöyle getirdim ikinci ekran görüntüsünü. Açalım. Yine aynı. Dur, bu öncekiymiş. Aynen. Bu önceki. Bu da yeni aldığımız. Yine aynı şekilde böyle bir etrafını alan ekledim. Bunu ayarlardan düzeltebiliyorsunuz bu arada. Şöyle ayarlarına gelecek olursak. Settings, Wallpaper, duvar kağıdı kısmından benim arka plan görselimi kullan diyebiliriz. Özel bir resim seçebiliriz veya düz bir renk olsun diyebiliriz veya hiç olmasın diyorsak da transparanı seçebiliriz. Bu padding kısmında hani buradaki boşluğun ne kadar olmasını istediğimizi seçebiliyoruz. Yani daha az olsun, daha çok olsun gibi ayarlayabiliyoruz. Shadow'da pencerelerin arkasında bıraktığı gölge efektini de alsın mı diye soruyor. Scrolling Capture çok güzel bir özellik. Onu da hemen göstereyim. Scrolling Capture diyorum. Ve mesela ben YouTube videolarımın böyle aşağı doğru kaydırdığım bir ekran görüntüsünü alacağım. Kaydıracağım alan şurası olduğu için burayı seçiyorum. Şurada bir kayma efekti olacak, animasyonu olacak. Şöyle şurayı seçiyorum. Start Capture diyorum. Auto Scroll diyorum. İsterseniz izin verirseniz Auto Scroll da yapabiliyorsunuz. Direkt fareyle otomatik ben tuttuğumda şey yapıyor. Bittiğinde çektim faremi. Done dedim. Şöyle uzun bir ekran görüntüsü almış oldum. Bunu istediğim kadar yapabilirim veya istediğim sayfada yapabilirim. Daha uzun bir ekran görüntüsü almak istiyorsam bunu da yapıyor mesela. Buradan ayarlarını kendiniz yapabilirsiniz işte. Ekran görüntüsü alacaksanız, ekran kaydı alacaksanız pardon. Bunun ayarlarını yapabilirsiniz. Ekran görüntüsünün şeyleri başta hangi formatta falan. Çok o kadar teknik detayına girmeyeceğim. Bir de şey özelliği güzel. Benim bu da hoşuma gidiyor. Mesela Capture Text var. Şunu böyle yapıyorum. Diyelim ki ben burada yazan her şeyin yazısını kopyalamak istiyorum. Şöyle yaptım. Kopyalandı. Hiçbir şey gelmedi. Evet. Hemen şöyle bir not defteri açayım. Şimdi buraya yapıştırdığımda ekranda aldığım bütün yazıları kopyaladı. Bu nerede kullanılabilir? Yani bazı veri alacaksanız, istatistik alacaksanız bir yerden direkt böyle hepsini toplu bir şekilde kopyalayabiliyorsunuz. O alanda yazı olarak ne varsa her şeyi kopyalıyor. Bir fotoğraf varsa fotoğrafın üzerindeki yazıları kopyalayabilirsiniz bu şekilde. Farklı uygulamalardan bir şeyler kopyalayabilirsiniz gibi gibi. Dediğim gibi bence oldukça güzel bir uygulama. Ben bayağı kullanıyorum bunu. Ancak ücretli bir uygulama. Tek seferlik 29 dolarlık gibi bir ücreti var veya aylık 8 dolardan kullanabiliyorsunuz. Ancak eğer pahalı geldiyse merak etmeyin çünkü şimdi hani videonun başında söylediğim uygulamaya geliyorum, ona bir bakın. 7. uygulama Setup. Videonun başında bahsettiğim bütün uygulamaları etkileyen uygulama. Bu uygulama bir nevi uygulamaların Netflix'i. Setup'ın aylık 10 dolar gibi bir ücreti var. Yıllık planda aylık 9 dolara geliyor. Ve bu uygulamanın içinde bir ton ücretli uygulamayı ekstra para ödemeden kullanabiliyorsunuz. Mesela az önce bahsettiğim ekran görüntüsü alma programı CleanShot X veya videonun başında bahsettiğim Downy veya ondan sonra Hand Mirror mesela, onda ücretli versiyonu vardı. Bütün bunların hepsini burada var ve ben oradan indirip kullanıyorum. Yani hepsine ayrı ayrı para ödemiyorum. Şu uygulamaya Setup'a aylık 10 dolar ödüyorum ve bütün paralı uygulamaları oradan kullanıyorum. Bence bayağı güzel bir şey. Öyle aşırı pahalı bir şey de değil bence. Yani hepsine ayrı ayrı para vermek istesen çok daha pahalıya geliyor. Böyle çok daha uygun oluyor. Ne zaman mantıklı olmaz? Yani sadece bir uygulama kullanacağım. Gerçekten başka hiçbir uygulama ihtiyacım yok diyorsanız o zaman sadece bir tanesine para verilebilir. Aylık para ödemezseniz en azından. Ancak bence güzel. Numara 8 Supercharge. Bu uygulamada kısaca size birçok kısa yol özelliği sunuyor. Benim en çok kullandığım özelliği mesela bir uygulamayı açtığımda böyle ikonuna tıklayıp açıyorum. Sonra aşağı almak istediğimde şöyle şuradan aşağı almam gerekiyor. Ancak şöyle bir kısa yol var. Ben bu tarayıcıma tıkladım. Bir daha tıkladım aşağı geldi. Normal demekte bu yok. Ancak bu uygulama bu özelliği sunuyor yani. Bunu yaptırabiliyor. Çok güzel bence. Direkt bir şeye bakmak istedim de baktım geri aldım gibi.
çok hoş bence, rahat. Normalde Mac'lerde bir şey silmek istediğinde Command Delete yapıyorsun. Bunu sadece Delete tuşuna alabiliyorsun gibi gibi böyle hani özellikler sunuyor. Saat uygulaması normalde doktayken saniyeleri göstermiyor. Buradan bu ayarı açtığında gösteriyor. Evet, evet. Bir dakika, çok heyecan yapmayın şu anda. Farkındayım ben. Heyecan yok! Baya hani puf bir özellik. Heyecan yapmayın ama. Heyecan kesinlikle yapmayın. Kabul etmiyorum. Oğlum sakin olun lan. Evet, bu son bahsettiğim biraz bana da saçma geldi ama yani biliyorsunmuşlar seçenek olarak. Ancak kısa olarak size birçok şeyi yapmanızda kısa yollar sunuyor. Normal demekte olmayan. Bir kısa yol tuşuna bilgisayarı koyu temaya almayı koyabiliyorsunuz. Siyah beyaz moda geçme, düşük pil modunu açma, Finder'ı açma, açık olan bütün uygulamaları kapatma, açık olan bütün uygulamaları alta alma gibi böyle birçok şeye kısa yol ekleyebiliyorsunuz. Bildirim temizleme, çöpü temizleme falan falan. Yani öyle aman aman bir uygulama değil, ancak günlük olarak yaptığınız şeylere kısa yol eklemenize yarıyor. Bu işinizi kolaylaştırabilir, zaman kazandırabilir. Hani kötü bir uygulama değil bence. Bu da ücretli bir program. Tek seferlik 14 dolarlık gibi ücreti var. Ancak Türkiye'de yaşayanlara özel olarak indirim sunuyorlarmış. Fiyat sayfasına girdiğimde gördüm bunu. Eğer Türkiye'den alacaksanız 8.40 dolara geliyor. Veya setup kullanırsanız direkt oradan indirebiliyorsunuz. 9. uygulama Raycast. Bu uygulama Mac'teki Spotlight özelliğini sunuyor ama daha fazla özellikle. Tamam, Spotlight ile de Mac'imdeki bilgisayarımdaki bazı dosyalara ulaşabiliyorum. Ancak Raycast çok daha fazla özellik sunuyor. Mesela açık olan programları hızlı bir şekilde konumlandırabiliyorum. Mesela şuraya left dersem left aldı. Right dersem sağ aldı. Center dersem ortalatıyor. Tabii boyutu mesela az önce küçüktü diyorum. Şöyle bir şey yaptınız. Ya farklı bir konumda duruyor. Direkt tam ortaya alabiliyorsunuz. Akıllı ışıklarınız varsa onları buradan kontrol edebiliyorsunuz. Şimdi burada tüm özelliklerini teker teker saymayacağım ama görebildiğiniz üzere bir sürü komut uygulamak mümkün. Bu uygulamanın ücretli versiyonu var ama ben ücretsiz olanı kullanıyorum. Ücretli versiyonda ekstra olarak çeviri, yapay zeka gibi özellikler de var ama ben para vermek istemedim o özellikler için açıkçası. Tarayıcıdan halledebildiğimi düşünüyorum işimi. Ben bedavaya kullanıyorum, siz de bedavaya kullanabilirsiniz. İsterseniz ücretli planda geçebilirsiniz. 10. program Arc. Arc bir tarayıcı arkadaşlar. Benim de uzun süredir kullandığım tarayıcım. Bu listeyi de eklemek istedim. Çok fazla bilinen bir tarayıcı değil. Ben de yabancı bir içerik üreticisinden gördüm ve tasarımı çok hoşuma gitti. Birçok tarayıcıda sekmeler üst kısımdayken Arc da sol tarafta. Ekranlar zaten hani yanlamasına daha uzunlar. Biz de hani sekmeleri de üst tarafa koyduğunda dar olan alan daha da daralıyor. Onları yan sekmeleri en azından yanlara koyduğunda daha fazla dikey alanın oluyor. Böyle yapan başka tarayıcılar da var ama ben Arc'ı tercih ettim. Yani tek olayı tasarım değil. Yani benim için büyük etken ama tek olayı bu değil. Daha bir sürü özelliği var. Mesela iki sekmede aynı anda çalışmak istediğinizde tek yapmanız gereken bir sekmeyi tutup diğerinin yanına sürüklemek. İki sekme yan yana. Veya Little Tabs özelliği ile bir bağlantıya Shift tuşuna basarak tıkladığımda böyle küçük bir ön izleme sekmesi açılıyor. Sayfaya buradan bakabiliyorum ve kapattığımda önceki sayfada kaldığım yerden devam edebiliyorum. Arc bence oldukça güzel bir tarayıcı. Bir denemenizi öneririm. Ve son olarak ise Enum. Enum'u, Enum'u nasıl okunuyor bilmiyorum artık hani. Enum. Enum bir media player. Hatta ilk baktığınızda Mac'lerdeki QuickTime Player'ın aynısı diyebilirsiniz. Çünkü yani ilk bakışta aynı. Ama Enum çok daha fazlasını sunuyor. Bir video açalım mesela. İlk başta QuickTime Player'ın aynısı. Ancak buradaki 3 noktaya tıkladığımızda çok daha fazla ayar açılıyor. İşte buradan aspect ratio'sunu ayarlayabiliyoruz videonun. Tabii çözünürlüğü değişiyor. Şu an bu videoda olmuyor. Crop uygulayabiliyoruz. Rotasyonunu değiştirebiliyoruz videonun. Hızını ayarlayabiliyoruz ki Media Player'in sunumundan çok daha fazla hız seçeneği sunuyor. HDR varsa HDR'ı açabiliyoruz gibisinden. Equalizer kısmından videonun parlaklığıyla oynayabiliyoruz, kontrastıyla oynayabiliyoruz, saturasyonuyla oynayabiliyoruz. Böyle ayarlar yapabiliyoruz. Audio kısmı var. Audio kısmında da tekrardan Equalizer'dan ses ayarı yapabiliyoruz. Delay ekleyebiliyoruz gibi gibi. Subtitles kısmında var. Altyazı falan da ekleyebiliyorsunuz. Bence bayağı güzel şeyler sunuyor. Bitti mi? Bitmedi. Uygulamayı açtığınızda Open URL deyip direkt buradan bir link de açabiliyorsunuz. Mesela bir YouTube videosu olabilir. O videoyu burada izleyebiliyorsunuz. Yani neden bir kişi bunu yapmak istesin? Bilemezsiniz arkadaşlar. Yani hop ne oluyor? Hani daha fazla ayar sunuyor. Renk ayarı yapılabiliyor. Ses equalizer ayarı yapılabiliyor. Daha fazla hız seçeneği sunuyor. Belki YouTube'daki 2x yetmiyordur bir kişiye. Daha fazla seçenek var. Veya sadece YouTube'da olmak zorunda değil. Bir videonun bağlantısını direkt burada açabiliyorsunuz. Bu da ücretsiz bir uygulama. Direkt sitesinden indirebilirsiniz. Açıklama kısmında bütün uygulamanın isimleri ve bağlantıları var. Bakabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz daha fazla böyle içerik için takip edebilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.